Merhaba, bugün yelpaze patlıcan kebabı yapıyorum. Önce köftesini hazırlayarak başlayalım. Bir dilim ekmeğim var, tam buğday, büyük bir dilim. Onu robotun içine alıyorum. Bir tane kuru soğan, 3 diş kadar da sarımsağımı alıp bunu robotta inceltiyorum. Bu karışımı bir kaseye aldım. Maydanoz da olsa güzel olabilirdi ama evde yoktu. Yarım kilo da kıyma koydum. Biraz karabiber, biraz kimyon, biraz kekik ilave ediyorum ve tuzu da ilave ettim. Etim biraz yağsızdı, o yüzden sıvı yağ ile tatlandıracağım. Köftemi yoğuruyorum. Maydanoz da ilave edebilirsiniz. Köftem hazır. Şimdi bostan patlıcanım var benim. Büyük patlıcanlardan. Onu ikiye şöyle kesiyorum uzunlamasına. Bir patlıcandan yeterince kebap çıkabiliyor aslında. Şöyle iki tane bıçağı alıyorum ki sonuna kadar kesmeyin patlıcanları. Böyle 5-6 çizik olacak şekilde kesiyorum. Çok da büyük kesmeyin. Arasına et konacağı için daha sonra zor olabiliyor. Bu şekilde 5-6 dilim diyelim. Kesiyorum. Evet, yelpaze şeklinde hazır. Bir patlıcandan 4 tane kadar çıktı. Şöyle arasına köfteyle dolduruyorum. Biraz domates koyuyorum diğer dilime. Biraz biber, kapya ve yeşil biber. Yine köfteden koyuyorum. İsterseniz hepsini köfte yapıp üstlerine domates ve biberi ya da tepsinin kenarlarına koyabilirsiniz. Köftesi bol güzel oluyor çünkü. Şöyle dolduruyorum ve hazır. Evet, tüm patlıcanlarımı bu şekilde doldurdum. Aralarını da şöyle biberler sıkıştırıyorum ki renkli görüntü güzel oluyor. Yer bulamadım bir türlü buna. Bakıyorum, evet. Kalan domatesleri de şöyle tepsinin içine koydum. Kalan biberleri de yine. Bir kaşık kadar domates salçası aldım. Biraz sıvı yağ koyuyorum. Biraz da suyla açıyorum. Birazcık daha su ilave edeceğim. Tuzunu da ilave ettim. Ve bu karışımı önce patlıcanlarımın üzerine sonra da tepsiye döküyorum. Suyunun az olduğunu düşünürseniz biraz daha ilave edebilirsiniz. Ben 2 diş kadar sarımsağı da tepsiye doğruyorum. Biraz daha su ilave edip 200 derecede fırına pişmeye gönderiyorum. Arada pişerken açıp şöyle kurumasınlar diye üzerine sosundan gezdiriyorum. Yemeğim pişti, hazır. Sebzeli bulgur pilavıyla sunum yaptım ben. Bence denemelisiniz. Çok pratik bir yemek.